Eray Demir, 1990 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema üzerine lisans eğitimi almış ve okuduğu yıllarda birçok kısa film çekmiştir. Aktif yönetmenlik hayatı içerisinde reklam filmleri çekiyor, aynı zamanda da 2018'de sonlanması planlanan iki farklı mega yapılar belgeselinde çalışıyor. Peki ya görebilseydin, ha? O küçücük akrepte yelkovan, geriye doğru sarıldığında seni geçmişine götürebilseydi, ha? Hadi al bakalım. Al bunu dedene götür, tamam mı? Hayat daima iki seçenek arasındadır. Olanla görülmeyen arasında. Mucize ile rastlantı arasında. Yelkovan olup koşmakla, akrep olup sabretmek arasında. Bir saatçi dükkanının en belirgin özelliği nedir bilir misiniz? Hiçbir saatin çalışmıyor olmaz. Çünkü zaman orada durur. O gün bana ne anlatmak istediğini anlamamıştım. Ama onun benimle bir ömür yaşayacak bir hazine olduğunu bilemezdim ki. Ve bu hazinenin son bir isteği olacağını. Birileri bunu bilmeli. Zaman her şeyi unutsa da, saatler zamanı hatırlatır. Sadık. Canan, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçerken uğrayayım dedim. İyi ettin. Kira için geldiysen... Yo, kira için gelmedim. Geçerken bir merhaba demek istedim. Ve merhaba. Ben gideyim o zaman. Güle güle. Hadi bekliyorum. Tamam, sabret biraz. Hadi. Evet, kutusundan çıkarıyorum. Ve en saf haliyle sana veriyorum. Sadık,
Bu çok güzel. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel. Kendim yaptım. Ciddi misin? Ben saatçiyim. Sevdin değil mi? Çok sevdim. Tamam. Şimdi sıra bende. Kutusunu açıyorum. Kutusundan çıkarıyorum. Beğendin mi? Beğendim, beğendim de. Bu çok güzelmiş ama. Evet, güzel. Beni her hatırlamak istediğinde tersine çevirmen yeterli. O zaman sürekli tersinde kalır. Sadık. Teşekkürler Zeynep. Duyamadım. Zeynep. Nasıl olmuş? Vallahi iyi. Bu kadar mı? Yani pirinç koyman iyi olmuş. Pirinçsiz kaç tane dolma yedin acaba? Neyse, ben kalkayım artık. Peki, tamam. Sen kolay bilirsin. Gelsin. Hiç tutma zaten. Canan. Efendim Sadık. Şey, kapıyı örtersen içeri soğuk giriyor da. Bu ona verdiğim son yanlış cevap olmayacaktı. Mutluyum ben. Ne mutlu bana. Şımarırsam o zaman da mutlu olacak mısın? O zaman bir düşünebilirim. Öyle mi Sadık Bey? Bir düşünebilirim. Neden böyle daha güzel oluyor diye. İyi kurtardınız Sadık Bey. Öyle mi Zeynep Hanım? Öyle. Ve geldik yolun sonuna. Maalesef. Hadi ama asma suratını. Değişecek bu durum biliyorsun. Biliyorum. O halde duymak istiyorum. İyi geceler Zeynep. İyi geceler. Nasıl olmuş?
Her zamanki gibi güzel. Afiyet olsun. Sağ ol. Ha bu arada babam saat için çok teşekkür etti. Ne demek, rica ederim. Düzeldi mi aranız? İyi biraz işte. İyi. Babamla aramızın bozuk olduğunu nereden biliyorsun? Şey... Babam anlattığı için değil mi? Evet. Babam anlattı o yüzden değil mi? Neyse tamam, söylemem, merak etme. Şeker bitmiş galiba. Ben alırım. Ne yaptın sen? Sen neden bunu yapıyorsun ha? Neyi yapıyorum Sadık? Bunu işte, bunu. Her gün buraya geliyorsun. Yemek getiriyorsun. Konuşmaya çalışıyorsun. İşte bunu! Asıl sen bunu neden yapıyorsun Sadık? Ne yapıyorum? Her gün sana yemek getiren, sürekli seni düşünen, belki bir gün dikkatini çeker diye sürekli giyinip süslenen birine neden neler hissettiğini söylemiyorsun. Ha? Ha bu kadar mı değersizim ben senin için? Canan! Örterim kapını Sadık, merak etme. Bir çay mı içsek? Ne? Bu değil. Başka çay. Dışarıda bu akşam. Olur. Boğaz havasını hep sevmişimdir biliyor musun Sadık? Şu yakınlarda bir evim olsa, iki de çocuğum, güzel bir evliliğim olsa derim hep. Güzel hayalmiş. Hayal işte. Güzel. Peki senin yok mu hiç öyle hayallerin? Çok hayalim vardı ama artık pek yok. Peki hiç düşünmüyor musun bir hayalinin olabilmesi için birine ihtiyaç duyduğunu? Bilmiyorum canım. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun Sadık? Ha? Maziyle yaşamak kime ne hayır getirmiş ki bu zamana kadar? Hayatın geçip gittiğini, zamanın geri gelmeyeceğini senden iyi kim bilebilir? Hakkın var. Zamanın geri gelmeyeceğini en iyi ben bilirim. Buna rağmen korkuyor musun? Bak Canan. Bu korku değil.
Sana karşı neler hissettiğimi bir bilsen sen. Ama söyleyemem. Gösteremem. Yapamam. Bakamam. Geç oldu. Hadi seni eve bırakayım. Tamam. Kendine iyi bak canım. Sen de kendine iyi bak Sadık. Hoşça kal. Hoşça kal. Buradayım. Fazla bir şey hissetmiyorum. Güzel bir şey hissetme, tamam mı? Hiçbir şey hissetme. Bir şey hissetme. Sadık. Anneme. Baba. Yok. Öyle deme Zeynep'im. Öyle şeyler söylemek yok. Tamam mı? Kimse yok mu? Yardım edin. Sadık. Yardım edin. Anneme, babama, onları sevdiğimi söyle. Ufaklığa da. Sadık'a de ki. Gözlerime bak. Ona de ki. Zamanı geri getiremezsin. Ama kurtarabilirsin. Kurtarabilir miyim? Kurtarabilirim.
O gün bana ne anlatmak istediğini anlamamıştım. Ama onun benimle bir ömür yaşayacak bir hazine olduğunu bilemezdim ki. Canan. Ve bu hazinenin son bir isteği olacağını. Birileri bunu bilmeli. Zaman her şeyi unutsa da, saatler zamanı hatırlatır.